Belediyesi olarak çocuklarımızın ve Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gelecek Hepimiz ve bazı okullarda tertip edilen Kariyer Günleri programına katılarak gençlerle bir araya gelmeye devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Beydağ Kız Öğrenci Yurdu ve Fen Lisesi'nde düzenlenen söyleşilerde deneyimlerini ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Geleceğini temsil ediyoruz ve yaptığımız her işte aynı zamanda bu millet için bir irade ortaya koyuyoruz. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Beydağ Kız Yurdu'nun toplantı salonunda gerçekleşen Kariyer Günleri programında öğrencilik yıllarından bugüne kadar yaşadığı süreci, aile ve kariyerinden çeşitli kesitleri öğrencilerle paylaşan Başkan Polat, eğitim hayatlarına üniversite devam eden öğrencilerin sorumluluk sahibi olmalarını ve gelecekte güzel bir meslek sahibi olmaları için de bugünden ciddi temeller atmaları gerektiğinden bahsetti. Çünkü biz Osmanlı olarak 600 yıl bu dünyada adaletle hükmetmiş, dünyaya adalet götürmüş, imar götürmüş, bilgelik götürmüş. Başkan Polat burada yaptığı konuşmada gençlerimizin mutlaka hedefleri ve davası olması lazım. Hedefe ulaşmak için de korkmadan, sinmeden, geri çekinmeden doğru bildiği yolda tüm engelleri göz önüne alarak çalışmak, okumak ve sürekli yeni bilgiler öğrenmek lazım. Korkak insanları tarih yazmaz, korkak toplumlar da kaybetmeye mahkumdur diye konuştu. Bununla ilgili, bu dünyayla ilgili söyleyeceği sözü olduğunu, davası olduğunu ve gelecek davası olduğuna inanıyorum. Biz 15 yaşındayken bunları söylerken bu sözler bizim için hayaldi. Bu sözleri söylüyorduk, iddiamız vardı ama gerçekleşme ihtimali çok zayıftı. Biz İsrail'in işgalci olduğunu iddia ediyorduk. Evet, İsrail işgal, Filistinli kardeşlerimizin topraklarını işgal etmiş ve onların topraklarına el koymuş, çocuklarını, kadınlarını zulmediyor. Bütün dünya liderleri İsrail'e kulluk, kölelik yapmakla uğraşıyordu. Bizim Türkiye'deki bazı insanlar da öyleydi. Ama Tayyip Erdoğan ne dedi 2009'da? One minute dedi. Bak şundan emin olun, o one minute demesi, bir dakika demesi, siz darbeleri bilmezsiniz. Darbeyi görmediğiniz için bilmezsiniz. Televizyondaki yorumcular, Tayyip Erdoğan'ın devri bitti, artık Amerika Tayyip Erdoğan'ı yaşatmaz, Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatı bundan böyle kalmadı, acaba AK Parti'ye müsaade ederler mi, etmezler mi? Bu zihin köleliğini gösteriyor. Zihin o kadar köle olmuş ki, o kadar Batı karşısında, İsrail karşısında zihnimizi o kadar köleleştirmişler ki, Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı'na one minute dediği için, buradaki o köşe yazarlar, o okumuş adamlar, o televizyoncular, Tayyip Erdoğan'ın ömrü bitti. Ben size söyleyeyim, kavga o gün başladı. Tayyip Erdoğan, bu ülkenin bugünkü kavgaları 2009'da başladı. Eğer Tayyip Erdoğan İsrail'e one minute demeseydi, biz şu anki durumda olmazdık. Daha rahat olurduk. Fakat boynumuzda da bir tasma olurdu. Tayyip Erdoğan o tasmayı kaldırdı, biz biziz dedi. Biz bu millet olarak burada varız dedi. Ve özgür olarak varız dedi ve sözümüz var dedi. Onun karşısındakiler de hareketlere başladılar. Ama o günden sonra bu ülkenin insanları kendine daha güvenir oldu. Lan İsrail'e de söz söylenebiliyormuş demek ki ya. Lan bu kadar korkulacak bir şey değilmiş. Çünkü öyle bir korku, öyle bir algı operasyonuyla bizleri yönetmişler ki. Öyle bir algı operasyonu, Amerika yenilmez. İsrail yenilmez, çok güçlü, çok kuvvetli. Aman ha bir şey demeyesin. Ne oldu? Bal gibi one minute dedi. Ne yaptı İsrail? Ne yapabilir? Siz olursanız,
siz özgür olursanız, siz kendiniz olursanız, sizin davanız olursa hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Ama biz zoru başarmalıyız. Gelecek Hepimizin projesi kapsamında Fen Lisesi konferans salonunda düzenlenen sohbet programına katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, öğrencilerle bir araya gelip tecrübelerini aktardı. Ortaya korken ama bir yandan da bu millet için bir mücadelenin içerisindesiniz. Bütün olarak hepimiz... Öğrencilere mesleki ve eğitim hayatıyla ilgili deneyimlerini paylaşan Polat, belediye olarak önceliğimiz eğitimdir. Eğitimsiz bir toplumun geleceği karanlıktır. Geleceğimiz gençlerimizin elindedir. Sizin vereceğiniz kararlar, atacağınız sağlam adımlar ve kararlı duruşunuz aynı zamanda bizlerin, ülkemizin geleceğine yön verecektir diye konuştu. Bizim geleceğimizin teminatı. Sizler bir yandan kendiniz için bir mücadele ortaya korken ama bir yandan da bu millet için bir mücadelenin içerisindesiniz. Bütün olarak hepimiz bu milletin geleceğini temsil ediyoruz ve yaptığımız her işte aynı zamanda bu millet için bir irade ortaya koyuyoruz. Ve en önemli olan da bu millet için, bu vatan için, bu topraklar için, bu bayrağımız için yaptığımız mücadeledir. 600 yıl imparatorluk olarak dünyanın 3 kıtasına hükmeden bir neslin mirasçılarıyız. O devam ede gelen ihmalimiz, eksiğimiz, süreci yakalayamamamız 1900'lü yılların başı itibariyle de biz şu an ülkelerin kategorisi var biliyorsunuz. Gelişmiş ülkeler diyor ve gelişmekte olan ülkeler, G20 ülkeleri var. Biz G20 ülkelerinin içerisinde yer alıyoruz. Ama bizim aslında şu an dünyayı yöneten o Birleşmiş Milletler'deki 5 daimi ülkeden biri olmamız lazım. Çok doğal olarak 5 daimi ülkeden biri olmamız lazım. Ama bunu kaybettik. Evet kaybettik. Kaybettiğimizi bileceğiz. Ve ona göre geleceğimizle ilgili çalışmalarımızı ona göre yapacağız. Bu işin temelinde gençlik var, onu söyleyeyim. Bu işin temelinde gençlik var. Biz bayrağı büyüklerimizden devraldık. Biz bayrağı biraz ileriye götürmek için uğraşıyoruz. Ama biz bayrağı sizlere devredeceğiz. Sizler inşallah bizlerden aldığınız bayrağı çok ilerlere, çok... Samimi bir ortamda geçen sohbet, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.